Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor ve stüdyo konuğumuz Çevre ve Doğa Kaynaklar Bakanı Sayın Hakan Dinçürek bizlerle beraber. Dün itibariyle aktarmıştık zaten burada olacağını, sabah saatlerinde de ifade etmiştik. Hoş geldiniz. Böyle süratle hemen girdim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Çünkü ben teşekkür ederim. Özellikle bu dönemlerde seçim olduğu için adaylardan çok adaylara destek verenler koşuşturuyor gibi görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kaldı. Öncelikle bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım. Dün de Gazi Mağusa'da Sayın Eroğlu'nun bir mitingi vardı. Büyük bir katılımla gerçekleşti. Onu da birazdan zaten gün içerisinde izleyicilerimizle paylaşacağız tekrar ama sizin değerlendirmeleriniz nedir? Yani ikinci tura kalır kalmaz, kalırsa kim kalır, kimler kalır? Ben daha çok falcılık yapmaktan çok gördüklerimi söylemek isterim. Bu seçim yıllardır KKTC'de yaşanan seçimlerden biraz farklı cereyan ediyor. Tansiyonu biraz düşük. Kampanyalar biraz daha sokaktan uzak. Bu ard arda gelen seçimler, sosyal medyanın öne çıkması, basının üzerinden ve sosyal medyanın üzerinden giden bir seçim kampanyası görünümünde. Bunu işte son hafta bir miktar şekil değiştirdi. Hı hı. Tansiyon artmaya başladı. Bölge toplantıları ve mitingler bir miktar heyecan ve nabzı ortaya koymaya başladı. İşte Sayın Akıncı bir miting yaptı Lefkoşa'da. Başarılı başarısız kamuoyu takdirinde. Onunla ilgili ben yorum yapmayayım. Ortadadır sonucu çünkü. Sayın Eroğlu dün Mağusa'da bir miting yaptı. Tarih İnamı Kemal Meydanı insanları sığmadı. Tansiyon artmaya başladı. Yarın da Lefkoşa'da Sayın Eroğlu'nun bir mitingi var. Bence olması gerektiği gibi, yani bugünkü ortamda tansiyonu düşük bir seçim kampanyası olmasına rağmen son 10 gündür çok hızlı bir tansiyonda artma ve seçime kimin ağırlığını ortaya koyduğu net artık ortaya çıkan bir seçim yaşıyoruz. Bana göre seçim kampanyası iyi gidiyor. İyi gidiyor diyorsunuz. Evet. Peki. Oradan hemen farklı konulara geçelim isterseniz. Çünkü çevre gerçekten çok önemli. Yani soluduğumuz havaya kadar ülkemizde biliyorsunuz kanser vakaları da ciddi anlamda henüz bir istatistik veri olmamasına rağmen bölge bölge bakıldığında hemen hemen her köyde 3, 5, 10, 20 ki Akdeniz bunlardan bir tanesiydi. Siz de geçtiğimiz hafta ziyaret ettiniz orayı. Kanser vakaları çoğalıyor. Bu bakımdan yani hem çevremizin önemli etkeni var hem gıdanın denetimi söz konusu. Havadaki oksijen ve buradan Aksa'yla Teknice'ye geleceğim efendim. Aksa'ya bir filtre takıldı. Doğru bir şekilde takıldı mı, takılmadı mı, yeterince sağlıklı mı, değil mi? Teknice'ye ne zaman takılacak? Bu kükürt, %1 kükürt yakıt alma olayı da var. Bu konulardaki gelişmeler nelerdir? ÇED raporları var mıydı, yok muydu bu tartışmalara? Sayın İsmet Hakim'in önemli iddiaları var çünkü bu konuda. KİPTEK Yönetim Kurulu Başkanı olarak neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bu konunun hala daha tartışılıyor olması hakikaten çok komik. Öncelikle şunu söylemek isterim. Toplumda mevki sahibi kurumları, devletin kurumlarının başında mevki sahibi olan kişilerin yalan yanlış beyanlarda bulunmasını anlamak mümkün değil. Düzeltiyoruz, tekrar aynı beyanlar geliyor. Bu hakikaten bilgisizlikten mi oluyor? Yoksa kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmak üzere ortaya çıkarılan ve başkalarının yanlışı var diyerek, yaptıklarını kötüleyerek, kendi üzerine düşenleri yapmaktan aciz ya da saptırarak konuyu başka tarafa kaçırtmaya çalışan bir zihniyetle mi karşı karşıyayız? Anlamak mümkün değil bunu. Bilmemeleri mümkün mü? Bence mümkün olamaz. Yani bir kurumun başındaki çıkıp da
benim jeneratörlerim chat raporu yoktur. Nedir konuştuğunuz? Çünkü aksanında yoktur. Yani şuna benzer. Siz bir hırsızlık yaparsınız. Polis gelir yakalar. Siz beni ne yakaladınız? Filan da hırsızlık yapıyor. Gibi bir iddia. Bir kere bu savunulacak tarafı yok. Başkası da hırsızlık yapıyor diye iddia ettiği noktada yalan. İşte chat raporu. Aksanı. Bu dosya bunu özellikle buraya getirdim. Kamuoyu da görsün. Herkes bilsin, kalınlığını da görsün dosyanın. Bu şaka gibi. Evet. Yüzlerce sayfa resmi belge. Chat süreci çok çok önceden başlamış ve bütün kurumların, devlet ya da özel şirketlerin hangi konularda chat raporuna tabi olduğu yasayla belli, sınırları belli. İşte KKTC'de bir tek jeneratörler bende mi var, başkasında da var. Niye onlarla chat raporu uğraşılmıyor? Biz Aksa'ya, bakanlığa geldikten hemen sonra ben çıkıp da 15 Aralık'a kadar filtreyi takmak zorundadır mesajını verirken neye dayanarak söyledim? Neye dayanarak söylediniz? Chat raporunu hazırlaması gerektiği ve chat raporundaki yapması gereken filtreleme sistemleriyle ilgili savcılıkta, hukuk dairesinden de resmi görüş alarak ek süre verildi 15 Aralık'a kadar takacaksın diye. Biz bunları yaptırım olarak kamuoyunda çıkıp özel bir yatırımcı şirkete bunları çok net bir şekilde söyleyebiliyorsak, devlete ait bir kurumun kamu sağlığı konusunda, halk sağlığı konusunda, az önce söylediğiniz her hanede neredeyse bir kanser vakasının görülmeye başlandığı bir ortamda yerim dar, yenim dar, bana neye gelirsiniz onun da yok gibi bahanelerle çıkıp televizyon programlarında kamuoyunu yanıltıcı bilgiler sunmalarını anlamak mümkün değil. Kaldı ki Kıptek yaklaşık 1-2 ay önce 2015 bütçesini Bakanlar Kurulu'na onaylatmak üzere gönderdiğinde bunu herkes biliyor. 50 milyon TL yatırım bütçesi önererek geldi. Bakanlar Kurulu'nda biz yeni hesaplamalar yaparak bütçesini şekillendirdik, geri gönderdik. Niye? Biz onların yatırım bütçelerini 100 milyon TL'nin üzerine çıkaracak bir şekilde getirdik. Ve bunun içerisinde koşul koyduk. Bakanlar Kurulu'nda konuşuldu bunlar. Olmazsa olmaz Bakanlar Kurulu'nun hassasiyeti. Ben asla Kıptek bütçesini onaylamam dedim. Çok açık söyledim. Kamuoyunda söyledim, Bakanlar Kurulu'nda söyledim. Ya filtreyi takar ya bütçesi onaylanmaz. Filtreyi takacağına dair bütçesinde kalem açacak dedik. Nitekim yatırım kalemleri arasına filtre takma için ayrı kalem açıldı ve karşılığında para kondu. Şimdi bütün bunlar varken hala daha bir şeyleri çarptırmaya yönelik demeçler vermesi, işte onunki kötüydü, benimki iyiydi. Burada 2014 yılı sonunda bizler, ben bakanlığa gelir gelmez Türkiye'de bazı temaslarda bulundum. İlk Türkiye'ye gidişimde Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız'la yaptığım görüşmede Türkiye'den belirli teknik uzman ekipleri davet ettim. Hem enerji bacağından hem de çevre bacağından Türkiye'den ekipler geldi buraya. Hem Kıptek'i hem Aksa'yı denetlettik. Jeneratörlerin durumunu, elektrik üretim teknolojilerini, %1'lik yakıtla uyumlularını, ne kadar uyumludur, ne kadar değildir. Aynı zamanda filtre çalışmaları nedir? Çevreli olan etkileri nedir? Çağdaş bir yöntemde midir? Raporlar çok net ortadadır. Belgeleri buradadır. Hepsini getirdim. Aksa'nın taktığı filtrenin... Şimdi o kadar komik şeyler ki, yani sanki Aksa'yı savunuyormuşuz gibi. Değil, bilimsel denetlettiğimiz uzmanlara verilen notlar ortadadır. Altında imzasıyla beraber Türkiye'den gelen rapor. Kullanılan Desox ve Denox sistemleri tüm dünyada kullanılan ve kabul gören sistemlerdir. Hala daha bunun üzerine çıkıp da onun yaptığı yanlıştır, kötüdür, yan etkisi vardır gibi toplumu yanıltmaya yönelik bilgiler vermeyi anlamak mümkün değildir. Başka tartışmalara girmek istemem. Sizce herkes kendi, çünkü ajandasında filtre takmak yoktur. Kıptek'in. Ben ona inanıyorum.
Eğer gerçekten filtre takmak niyetindeyse aylardır söylediğimiz noktada bir tek araştırma yapıp da ihale şartnamesini, ihale dosyasını hazırlayamadılar. Çıksınlar ortaya. Çıkmazlarsa gereğini yapacağız. Çok açık söylüyorum. Ne yapacaksınız efendim? Gereği nedir? Gereği çok şeydir. Mesela? Çünkü Kıptek hiçbir açıdan burada denetleme raporlarında da vardır. Kamu sağlığını dikkate alacak, çevreyi koruyacak hiçbir tedbiri yoktur. Aksa bilimsel yöntemlerle sahilden 1350 metre içeriye deşarjlar yapmaktadır. Soğutma sistemleri vesaire suyu. Bizde Aksa 1350 metre deşarj yaparken Kıptek sahilden itibaren 10 metre içeriye atıyor. Bunun ne etkisi var derseniz oradaki bütün biyolojik yaşamı ve çeşitliliği bozuyor. Deniz içindeki dengeleri bozuyor. Filtrede baca yok. Soluduğumuz hava kanserojen. Bütün bunlar dururken kamuoyuna farklı şeyler, farklı mesajlar vermek kabul edilebilir değil. Yasalardan doğan haklarımız vardır. Yeni getirdiği iki jeneratör eskiden ÇED raporu olsaydı bile şu getirdiğim gibi yeni iki jeneratör eşittir kapasite artımı, o da eşittir yasa kapsamında yeni ÇED. Kıptek'in hiç ÇED'i yok. Yok ki kapasiteyi artırdı diye yenilesinde güncel koşullarda üzerine düşen mükellefiyetleri yapsın. O yüzden herkesi sorumluluğuna, kamuyu korumak, kamu sağlığını korumak adına üzerlerine düşen adımları atmaya davet ederim. Bıraksınlar kamuoyu üzerinden çıkarak şahsıma ileri geri söylenen kelimeleri medya önünde. Herkes önce üzerine düşeni yapsın. Yapamayan gitsin, yapabilecekse orada kalsın ve doğruları yapsın. Yapmıyorsa biz yasalar çok açıktır. Çevre Koruma Dairesi'ne ve Çevre Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na Kıptek'i kapatmak dahil her türlü yetki vardır. Bizim amacımız KKTC'yi karanlığa boğmak, elektriksiz bırakmak değil. Ama bu iyi niyet sonuna kadar zorlanamaz. Nasıl olsa kapatamaz. Yapılabilecek o kadar çok yaptırım vardır ki ne gerekirse de onu yapacağız. Bunu çok açık kamuoyuna, buradan sizin programınızdan çok net bir şekilde söylüyorum. Herkes bu topluma karşı sorumludur. Ben bu makamda otururum, onu kabul ederim, bunu kabul etmem. Yoktur böyle bir şey. Hiç kimse yasaların üstünde değildir. Hiçbir kurum da yasaların üstünde değildir. O yüzden son zamanlarda bilemiyorum siyasette otorite mi eksiliyor? Yoksa seçim ortamında herkes kendi pozisyonlarına bağlı, bana kimse dokunamaz, ben istediğimi yaparım ya da yaptırırım mantığında mıdır? Ama burası hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes hukuka uygun üzerine düşen mükellefiyetleri yerine getirmek durumundadır. Bu yıllardır böyledir. Ama yıllardır hiç kimseden hesap sormadığı için sadece bizler hasta olan yakınlarımız üzerinden üzülerek bu konuyu geçiştiriyoruz. Ama niye bugünlere geliyoruz, niye bu olumsuzlukları yaşıyoruz diye kimse sorgulamıyor. Böyle geldi, böyle gitmez. Bana göre benim de bu koltukta otururken sorumluluklarım vardır topluma karşı. Yasalar önünde sorumluluklarım var. Yetkimden bahsettim. O yetki sorumluluğa binaen verilir. Sorumluluklarım var. Ve mutlaka gereğinin yapılması konusunda kararlılığımız devam edecektir. Yani diyorsunuz ki Kıptek üzerine düşen görevi yapmaz ve bir filtre taktırmaz, bir ÇED raporu ortaya çıkarmaz bilimsel açıdan. Ben Kıptek'i kapatırım mı diyorsunuz? Gerekirse. Kapatmaya kadar gidecek yetkim vardır. Gerekeni de yapacağım. Çok açık. Çok geçirdim. Kısa süreli bir şok geçirdim. Ciddi. Kapatma son adımdır. Oraya kadar varacak birçok yaptırım vardır. Biz iyi niyetle yönetim kuruluyla direkt birebir konuşarak, bakanlar kurulunda da konuşarak bu mesajlar kendilerinin çok net verdik. Hala daha basın önünde çıkıp da
gerçekle bağdaşmayan, az önce söylediğim yerim dar, yenim dar noktasına gelebilmek için adım atılıyorsa, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Gereği de yapılır. Peki tabii o süreci kimsenin tabii ki o sürecin yaşanmasını istemediğinden eminim. Sizin de istemediğinizden eminim. Çok açık söyledim ama bu sınır zorlanamaz. Eğer devam ederse, gerekirse bunu da yaparım diyorsunuz. Peki Sayın Dinçürek, ne kadar süre içerisinde yapılması gerekiyor bunlar? Yani Bakanlar Kurulu'nda da belli ki konuşmuşsunuz. Kendilerine bildirim verildi mi, verilmedi mi? Ne kadar zaman kalındı? Birincisi, chat raporunu alıp hazırlatmadan, onay almadan kapasite artırımına geçemez. Dolayısıyla iki tane yeni jeneratör alabilir. Devreye koyma hakkı var mıdır? Bunları tartışacağız. Var mıdır? Hukuk bana göre yoktur. Neden? Niye? Çünkü niye siz kapasiteyi alırken chat raporu hazırlaması gerekirdi. Almadan önce. Ve demesi lazımdı ki ben kapasitemi artırmak isterim. Buna uygun chat raporu hazırlamak isterim. Chat raporu hazırlanırdı. Kapasiteyi şu şartlarda yapacaksın. Bunları yerine getirip de kapasiteyi artırabilirsin denecekti. O da onları yerine getirip kapasiteyi artıracaktı. Bunların içinde filtre sistemi de var. O yüzden gelip sizden chat raporu ister mi? Chat raporunu bugüne kadar hazırlattı mı? Üzerine düşenleri yapma şansı ya da düşüncesinde, ajandasında ben filtre sistemi kurayım olmadığı için niye gelip sorsun ki chat raporunu? Niye izin istesin? Çünkü izin almanın koşulları var. Bir yere bir mağaza bile açacağınızda size belirli koşullar konur. Belediyelerine işte park yeridir, şudur budur. Onları yerine getir denir. Ona göre sana iş yeri izni vereyim. Bu kadar kolay mı? Enerji üreten santraller kuracaksınız. Ama hiçbir şey sormayacaksınız. Hiçbir mükellefiyetinizi yerinize getirmeyeceksiniz. Ve ben yaptım oldu diyeceksiniz. Peki şimdi ne olacak? Vallahi biz takip ediyoruz. Göreceğiz. Devreye bence alamaz. El konulabilir mi alınan jeneratörlere? El koyma değil ama devreye konmasında engel olunabilir. Bize verilen hukuki görüşler bunlardır. Bu iki yeni jeneratörün devreye girmesinin önü engellenebilir chat raporu hazırlamadığı sürece. Evet. Peki, ayrı tabii yasal cezalar da vardır. Onlar da her gün ceza kesilebilir. Ne gibi cezalar var? Mesela ben duyuyorum işte çevreyi kirletine 50 lira, 10 lira, 15 lira falan böyle bir cezalar. Asgari ücretin belirli katları oranında işlenen suça paralel cezalar vardır. Ve devam etmesi halinde katlanarak giden bir ceza uygulama sistemleri vardır. Biz iyi niyetle hem kamuoyuyla vasıtasıyla hem de birebir yönetim kuruluyla, Bakanlar Kurulu ortamında da mesajları verdik. İyi niyet varsa çözümü de vardır, yöntemi de ortadadır. Bunu daha fazla tartışmanın da manası yoktur. Yanlıştan bir an önce dönmelerini ümit ediyorum. Bu toplumun sağlığıyla, kaderiyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Ben yaptım oldu diyerek devlet yeri ben dinlerim, ben dinlemem, ben yaparım, ben beğenmem deme yeri değildir. Herkesin sorumluluğu vardır. Herkes de o sorumluluğu taşıyarak topluma karşı özellikle sağlık konusundaki sorumluluklar her şeyin üstündedir. Kişisel kaprislerle, pozisyonlarla izah edilemez. Başbakanın bakış açısı nedir efendim bu noktada? Veya Sayın Başbakan çıkıp da diyebilir mi? Bu havayı bırakın solusun insanlar. Böyle bir şey söyleyebilir mi Sayın Başbakan? Savunabilir mi? Yani Bakanlar Kurulu'nda hiç kimse Kıptek'in bu şekilde faaliyette devam etmesini savunan hiç kimse yoktur. Buna rağmen bunlar oluyorsa onu anlamak mümkün değildir. Sayın Dinçürek, Enerji Bakanı'nın Bakanlar Kurulu'da Sayın İsmet Hakim'in görevden alınması için bir önerge sunduğu iddiası var. Doğru mudur? Yazılı herhangi bir önerge ben görmedim. Başbakan'a sunmuş olabilir belki diyorsunuz. Ben herhangi bir şey görmedim. Evet. Yalnız benzer konular yani topluma karşı sorumluluk tek bir noktada değildir. Bunu yerine getirmemek gene tek bir noktada değildir.
Karayolları. Karayolları var. Özel çevre koruma bölgeleri var. Sırayla hepsine konuşalım isterseniz. Tabii. Biliyorsunuz son bir haftada epey tartışıldı. Dipkarpaz'daki özel çevre koruma bölgesinde 280 dönüm civarında arazinin özel çevre koruma bölgesi olmasına rağmen katledilmesi. 14.100 polis raporlarında ağacın kesildiği söyleniyor. İşte o kadar var mıydı? Ya 14.000 değil, 100 değil 14.000. 14.000 değil 13.000. 13.000 değil 10.000. Bir tek çöpü fidanı sökemezsiniz o bölgede izin almadan. Söküldü mü? Resimleriyle beraber medyada yer aldı. Polis raporlarında. Siz ne yapıyorsunuz peki? Biz polise suç duyurusunda bulduk ve şikayetçi olduk ilgililerden. Soruşturma devam ediyor. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Yapanın yanına kar kalmayacak. Çıkıp televizyonlarda işte benim bölgem çok zor durumdadır, şudur budur diyerek gerekçeler üreterek birilerine seçim arifesinde arazi yaratma adına Türkiye'de eskiden ormanları yakarlardı. Orman yandı deyip orayı tarıma açarlardı. Şimdi biz de bütün Melih güzelim Gökçek hikayesine dönüyor bu iş gittikçe. güzelim Karpaz'ı, eşi benzeri olmayan Karpaz'ı doğal güzellikleriyle yasalarla koruma altındayken biz bu kadar hoyratça davranarak 280 dönüm binlerce ağacı oradan biyolojik çeşitliliği yok ettik. Ve buna hala daha mazeretler üretmeye çalışıyoruz. Biz hem orman dairesi olarak hem çevre koruma dairesi olarak polise suç duyurusunda bulunduk. Ve bunun mutlaka takipçisi olacağız. Sayın Dinçürek, yani polise suç duyurusunda bulundunuz da polis bu noktada ne yaptı? O zaman soruşturma açıyor. Bence ortada çok net bir suç şey vardır. Efendim, zaten tabii ki dosya hazırlamak da lazım. Hı-hı. Suçlu yani işlem başlatmak için. Ama bundan bir kaçış yolu yoktur. Yapanlar ortadadır. Üstelik saklanmıyorlar, gizlenmiyorlar da. Yaptık diyorlar ve buna haklı gerekçeler bulmaya çalışıyorlar. Yani hakikaten kabul edilebilir bir durum değildir. Ve ben açıkçası ilk söylediğim konuda da, filtre konusunda da, şu anda da gerçek çevrecilerin sesini duymak isterdim. Sivil toplum örgütlerinin tepkisini duymak isterdim. Sadece sükunet varsa. Evet. Bunu anlamak tabii ki çok kolay değil. Özel çevre koruma belgelerinde yasa olarak, yasa çok net açık. Çevre koruma dairesinden izin almaksızın kiraya bile verilemez. Yok ki kiraya verdiydim ve işte tarım amaçlı gelir sağlayacak X şahıs, Y şahıs, belediyenin imkanlarıyla, dozerleriyle olduğu iddia edilen mazotunu belediyenin koyduğu bir ortamda girip dip karpazı darmadağın edeceğiz. Herkes sorumluluğunun bilincinde olacak. Yapanın yanına kar kalmayacak. Biz bunun takipçisiyiz. Karayolları konusunda da. Oraya gelmeden şunu belirtmekte fayda var. Yani bunu bir yazımda belirtmiştim ben. Eğer devlet kendini Karpaz'da hissettirmez ise işte böyle olur. Yani otorite kendini orada hissettirmeli. Hükümet, devlet, siz ki yani. Girne'de de mi devlet şey kendini olursa, hissettirmiyor da. Hissettirse adam bunu yapacak cesaretleri de bulur. Evet. Devlet her yerde kendini hissettirir anlayana. Sokakta o zaman biri öbürünü çıkıp öldürsün. Diğerini dövsün. Devlet kendini hissettiremedi yeterince. Olamaz böyle bir şey. İşte devlet kendini hissettirmesi adına biz de üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapacağız. Evet. Kamuoyu da bu konuda rahat olsun. Ya öyle umuyoruz biz de. Çünkü yazık, günah, gerçekten günah. Dünya yeşillenmeye, ağaçlanmaya giderken, bizler çocuklarımıza fidan diktirirken, ormanlık alan yaratmaya çalışırken
daha düne kadar elektrik direkleri gitmesin diye oralara kadar gidip eylem yapan sivil toplum örgütlerinin bunca ağacın 14 bin, 13 bin, 10 bin olsun, 9 bin olsun, 1 olsun. Bunca ağacın kesilmesine herhangi bir yeterince diyelim ses çıkarmamaları artık bizim ülkede düşündürücü bir hal aldı. Yani bu bir gerçek. Bugüne kadar dediniz kaçak elektrik. Bilir misiniz bundan 1-2 ay önce Kıptek hiçbir izin olmaksızın kaçak olduğunu bilerek altın kuma direkler dikerek kaçak elektrik çekmeye kalktığını ve bizim bunu polis nezdinde yaptığımız girişimde durdurduğumuzu ve geri direkleri söktürdüğümüzü. Yani biz kamuoyunda o kadar çok yanlışlar yapılmasına rağmen ve o kadar yanlışlara direkt polis zoruyla artık polis gücüyle karşı duruyoruz ki bunları anlamak mümkün değildir. Ve hep başka yapılan yanlışları emsal göstererek yeni yanlışlara zemin ayırma, yeni yanlışların önünü açma, haklı kılma gibi bir savunma mekanizmalarıyla. Zaten dip karpazda kaçak işler bir tek o mu? O zaman altın kuma dikiyoruz direkleri. Kıptek de gelsin, kaçak elektrik çeksin. Biz bunları iç siyasette polemik yapmamak adına hiç tartışmadık. Kamuoyuna çıkıp bunu söylemedik. Ama birkaç ay önce herkesin gözü önünde Kıptek gitti. Altın kuma direklerle, öyle yer altından saklayarak kaçak elektrik falan çekme değil, direkler dikerek kaçak elektrik çekmeye kalktı. Yani bunları kamuoyunun takdirine bırakıyorum artık. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve polisiye tedbirlerle engelleyebiliyoruz. Yapanın da yanına kar kalmayacağını burada söylüyoruz. Evet. Peki Sayın Dinçürek, tabii karayolları olayı ve havayolları, hava alanı da var. Bu konuda da ilgili ÇED raporları tartışılan bir konu. Dilerseniz o konuya da değinelim. Var mı, yok mu? Orada tabii bir de yine benim farklı. Bunlar hep ilgili dairelere bu konuyla ilgili gönderdiğimiz, Çevre Koruma Dairesi ve Bakanlık adına gönderdiğimiz yazılardır. Karayollarının yaptığı, bugüne kadar yaptığı hiçbir yolda, duble yollarda ÇED raporu alınmamıştır. Bu bir yanlıştır ve yasanın uygulanmamasıdır. KKTC bir hukuk devletidir ve hukuk herkes için eşit çalışmalıdır. Nasıl Kıptek için ÇED raporu hazırlaması gerekir diye söylüyorsak ve gereğini yapacağımızı söylüyorsak, karayollarının yaptığı yollar da ÇED raporu hazırlanması gereken bir dosyadır, bir konudur. Ve onlarla ilgili de yazılı uyarılarımızı yapmış durumdayız. Bu yeni bir şey değil. Sizin haberinizden önce de yaptık. Bunu da takip ediyoruz. Ve kesinlikle ÇED raporu konusunda adım atmazlarsa yasal işlemleri onlar için de uygulayacağız. Bu KKTC bir hukuk devleti ise, eğer biri bıyık bıraktı ve yasaya göre bıyık bırakmak yasaksa ve birine bıyık bıraktı diye bir dava okuyorsak, suçlama getiriyorsak, diğer bıyıklılara göz yumamayız. Eğer bıyık bırakmak yasalara aykırıysa bu herkes için geçerlidir. Bıyık hikayesine girince şimdi CTB'liler üstüne almasın sanki. Bıyıklı bıyıksız hikayesine dönmeyelim gene. Evet. Bıyıklılar o anlamda söylemedik. Bıyıklılar diye tanımlanan grupların çoğu bizim dostumuz, arkadaşımız. Kesinlikle öyle bir gönderme yok. Bu arada Çevre Dairesi ÇED raporu vermiyormuş. Bir konu var. Bununla ilgili size bir soru sormam gerekiyor. Sonra devam edelim havayollarıyla. Efendim şimdi bir üretici süt fabrikası kurmak istiyor Akıncılar'da. O atıl durumdaki köye bir yatırım yaparak köylüye iş vermek istiyor ama Çevre Bakanlığı bu yatırımı sanayi bölgesinde yapmasını istediği için onay vermiyormuş. Bu adam Demokrat Parti Ulusal Güçlerinin de örgüt başkanı ayrıca. Ne diyorsunuz efendim bu konuda? Şimdi Demokrat Parti Ulusal Güçlerin örgüt başkanı olmasından dolayı mutlu olurum. Yasa önünde bir ayrıcalık teşkil etmez. Önce onu açıklayayım. Evet. Çevre yasasında var olan
yanlış hatırlamasam 62'ye 3 maddesi der ki sanayi yatırımları. Süt fabrikası da sanayi yatırımına mı? Eğer fabrika kuracağım derse ve müracaatı bir fabrika ölçeğindeyse büyük bir yatırım sanayi bölgesinde yapmak zorunda. Ama birçok evde küçük atölye tarzında çalışmalar yapılıyor. Onu yapmak isterse o bölgede bunu yapabileceği benzer emsal teşkil eden uygulamalar vardır. Ama büyük ölçekte ben bir fabrika kuracağım derse mevcut yasamıza göre ki biz bu maddeyi Bakanlar Kurulu dahil tartışıyoruz. 62'ye 3'tür yanlış hatırlamasam maddesi sanayi yatırımları sanayi bölgesinde denir. Burada hakikaten pratikte bir eksiklik var. Çünkü biz diyelim ki Güzelyurt'ta bir yatırımcımız bir sanayi yatırımı yapmak ister. Bu süt fabrikası olmaz, başka bir şey olur. Müracaat eder. Ben sanayi yatırımı yapacağım. Sanayi bölgesinde bana arazi verin der. Arazi yok. Ben yatırım yapacağım. Arazisi yok. O zaman izin yok. Kendisine ait sanayi bölgeleri dışında bir arazi bulur, satın alır, kiralar, ne yaparsa. Gelir ben bu araziye bu yatırımı yapmak isterim der. Bu sefer de 62'ye 3 çıkar karşımıza. Yasa öyle. Sanayi bölgesi dışında yapamazsın. Ona da o şekilde olumsuz cevap verilir. Bu bir pratikte karşılaştığımız bir sorundur. Ülke fiziki plan, master planı tartışılıyor. Bakanlar Kurulu'na geldi, geri gitti. Oralarda da konuştuğumuz noktalardır. Bunların ülkede belli bir master plan çerçevesinde sanayi bölgeleri, kirli sanayi çok net bir şekilde önceden planlanarak kentlerin büyümeleriyle örtüşmeyecek, birbiriyle çelişmeyecek şekilde planlanır. Sanayi bölgeleri yeterince ilan edilir ve gerçekten yatırım yapmak isteyen insanlarımıza o alanlardan arazi kiralanır ve yatırımlarını orada yaparlar. Ama bunun özür diliyorum. Bizim ülkemizde şöyle bir problem var. Mesela Akıncılar çok bucakta kalan bir köy ve şehir merkezlerine de çok yakın olduğu söylenemez. Dolayısıyla bu tarz ücra köşelerde kalmış insanların da hem ekmek hem aş hem yatırım hakkı yok mudur? Yani bir anlamda biraz da sosyal devlet anlayışına sığınmakta ekmek, fayda var galiba. Aş hakkı vardır. Küçük ölçekli atölye yapmak isterse şansı vardır. Ama ücra köşede nüfus az, biz zaten mağduruz ama çok büyük bir fabrika yapacağım derse oraya izin verme şansı ki benim yetkimde değil. Yasa olarak engellenmiştir. Sanayi bölgesi yaratmak benim alanım da değildir. Yetkimde de değil. Yetkimde değildir. Evet. Metin Maraş Ali, günaydınlar Sayın Bakanım. Acaba hiç düşündüğünüz oldu mu? Artık bu seçimler bitse de halkın problemleriyle ilgilenelim dediğiniz oldu mu demiş. Evet. Abdullah Üçgöz. Teşekkür ederim fikrine. Yalnız programda seçimi bir dakika konuştuk. Halkın sorunlarını. Halkın sorunlarını da sürekli konuşuyoruz. Ve devam edeceğiz. Tabii. Evet. Abdullah Üçgöz, Edison'a Lefkoşa'yı ve bizim sanayi bölgesini ve yollarımızı gezdirecekler mi diye sorar mısınız diyor. 17 Nisan'da Türk Maarif Koleji'nde çevre konusunda konferans vermeye geliyor Edison. Ben çevre bakanı olsaydım bugünlerde yurt dışı temaslara çıkar, bir daha da dönmezdim diyor. Oralara iyice bakmak lazım. Tabii bunun sizinle ilgisi yok. Gelmiş geçmiş tüm problemlerin birikimi. Ve İngiltere'de bahçendeki ağaca dokunamazsın. Bu da karpazla ilgili gelen mesajlardandı. Dokunamazsın, gerekli yerlere müracaat edilir, izin verilirse kesilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maşallah aldı başına gidiyor demiş sevgili Maraş Ali. Bize göndermiş olduğu bu mesajlara. Evet, gelelim havaalanlarına. Havaalanına geçmeden buyurun. Söyledikleri noktalarla ilgili şunu söylemek isterim. Kamuoyunda bir algı var. Çevre kirliyse sorumlusu çevre bakanıdır diye. Tamamen yanlış bir algıdır bu. Çevreyi temizlemek belediyelerin görevidir. KKTC'de belediye arazisi içinde olmayan, belediyelerin sınırları içerisinde olmayan bir alan yoktur.
KKTC'nin tamamı 28 belediyenin hudutlarına bölünmüştür. Herkesin görev yetki sorumluluğu bellidir. Dolayısıyla çöpleri toplamak belediyenin asli görevidir. Çöpleri usulüne uygun imha etmek gene belediyelerin görevidir. Topladıktan sonra istediği yere atamaz, istediği denetim şekilde. Denetim sistemidir. Denetim sistemi cezadır. Cezayı belediyelere kesersiniz. Bunu gereğince yapmadı diye. Veya direkt doğaya attığını tespit ettiğimiz herhangi bir kişi varsa, çöp olur, mavoz olur, bunları da tespit ettiklerimize kişiye direkt ceza kesiyoruz. Örneği var mıdır? Çok. Dolayısıyla KKTC'de, çevrede istediğimiz noktaya gelemedikse bunu eğitim sistemimizden başlayarak, toplumun alışkanlıklarından başlayarak, belediyelerin üzerine düşen görevleri yapıp yapmadığını, vatandaşların üzerine düşen görevi yapıp yapmadığını bakarak, evet, tabii hepimize bir pay biçmemiz lazım. Bir taraftan turizm diyeceğiz. Bu ülkenin lokomotif sektörü, hizmet sektörü, turizm, eğitim. İkisinde de çevre çok çok önemli. Yani hem kendi geleceğimiz için, hem ülkenin ekonomisi için, hem sağlığımız açısından ne tarafından bakarsanız bakın, mutlaka ve mutlaka kaçınılmaz olarak çevreyi çok daha iyi yaşanılabilir, sürdürülebilir bir hale getirmemiz gerekir. Evet. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Ben buradan yazmaya çalıştım izleyicisinize ama olmadı. Şimdi ülkemizde yaşanan her sorunun bugüne kadar 40 yılın problemlerini toplayıp da günah keçisi olarak yeni bakanı yapamayız. Yani bu çok adil bir şey olmaz. Vicdani açıdan da mantık açısından da çok doğru bir şey değil. Abdullah Özkesi bunu da söylemiş olalım. Şimdi Sayın Dinçürek, tabii ki konuşacak çok şey var. Ve havaalanında bir de şey var. O neydi, ağaç, orada da ağaç meselesi var. CMC atıklarıyla ilgili bir sorumuz var. CMC atıklarıyla ilgili ne yapmayı düşünüyor Sayın Bakan? Lefke'de bu konuda yine yatırımlar olacak gibi görünüyor. Buyurun. Öncelikle çevreyle ilgili şöyle bir adım geriye çıkıp biraz daha bakanlığa geldikten sonra ne gibi çalışmalar yaptığımız konusunda bir bilgi verirsek kamuoyunu daha doğru bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Evet. Birincisi, az önce söylediğiniz, soluduğumuz hava çok önemli. Bunun için ne yaptık? %1'lik yakıtı getirdik enerji üreten santrallerde. Ne yaptık? Filtre sistemlerini hayata geçirmek için adım attık. Aksa %90'ın üzerinde gerçekleştirdi. Bir hafta 10 gün sonra %100 olacak. Denox dediğimiz azotla ilgili filtre sistemi aylar önce %100 devrededir. Dezox dediğimiz kükürtle ilgili olan bir hafta 10 gün içinde %100 devrede bitecek. Ve Aksa üzerine düşeni bilimsel normlarda, dünyanın kabul ettiği sınırlarda bir şekilde çözmüş olacak. Kıptek'le ilgili söyledik zaten. Bunlarla uğraşıyoruz. Neyle uğraşıyoruz? Soluduğumuz havayı kirleten sadece elektrikle ilgili üreten santraller midir? Hayır, değildir. Ne var? Arabaların egzozundan atılan gazlar da oldukça zehirlidir. Ve her taraf araba doludur. Zaten egzoz emisyonu da onun için. Evet. Biz, daha önce ben birkaç yerde de bunu dile getirdim. Euro dizelde kükürt oranı 10 ppm, mazotta tam 100 katı 1000 ppm. Yani 100 tane Euro dizel aracın çevreye attığı egzoz emisyonunun eşdeğerinde bir tek dizel, mazot kullanan dizel araç atıyor. Dolayısıyla bence hükümet olarak, ben bunu Bakanlar Kurulu'na defalarca dile getirdim. Sayın Başbakan Maliye Bakanı'na görev verdi bu konuda. Evet. Ekonomiyi, tarımı en az etkileyecek, en uygun şekilde rakamsal çalışmalar yapıyor. Bu mutlaka KKTC'de düzeltilmesi gereken soluduğumuz havayla ilgili çok önemli bir gelişim, değişimdir.
Bunlarla ilgileniyoruz. Taş ocaklarıyla ilgili birçok çalışma yaptık. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na taş ocaklarının ruhsatlandırmasına ait yeni bir düzenleme götüreceğim. Bitmiştir. Bugüne kadar çalışması bitmiştir yani. Bugüne kadar taş ocakları toplum adına, çevre adına yapması gerekeni dört dörtlük yaptı diyemeyiz. Ama onların önüne sunulan kriterlere göre esasında yaptılar. Ama kriterler neydi? Objektif gibi görünen subjektif kriterler. Mesela Sayın Bakanım, sizin gözünüze çarpan. Mesela bir taş ocağında sonuçta hayat devam eder, orada bir şeyler de içersiniz. O yediklerinizi, içtiklerinizi çöpe atarsanız 3 puan alırsınız değerlendirmede. Çünkü puan üzerine, topladığınız puana göre de süreniz uzar, işletme ruhsatı alırsınız. Ama ÇED raporunuz yoksa ya da onun gereğini yerine getirmezseniz 3 ya da 4 puan kaybedersiniz. Yani çöpe atın, ÇED'i görmemezlikten gelin. Allah Allah. Toplamda puanı eşitlersiniz. 1 veya 2 yıl minimum birçok şeyi yerine getirmeseniz de öyle kriterler var ki işte araç parkınızın olması, işte park yerine konması, işte araçlara düzenli bakım yapılması vesaire vesaire puanlar alarak geliyorsunuz. Ben bunu tamamen değiştirdim. Kriterleri ikiye ayırdım. Biri olmazsa olmaz kriterlerdir. Tabii ki bu Bakanlar Kurulu'ndan onaylanmadı. Biz bakanlık olarak yaptığımız çalışma. Üzerinize düşen görevi yaptım. Ben bunu götüreceğim Bakanlar Kurulu'na. Örneğin ÇED raporu yoksa, örneğin ÇED'e uygun çalışmıyorsa, örneğin işletme planı yoksa ve o işletme planına uygun yapmıyorsa, örneğin devlete ait borçları varsa ocakla ilgili, bu kiradır, vergidir, çalıştırdığı kişilerin sosyal güvenlik paylarıdır, bunlar yoksa işletme ruhsatı alamayacak. Bunun gibi kaç tane toz indirgeme. Yani taş ocaklarının etrafında hepimiz geçeriz, görürüz. Ağaçlar toza gömülür. Evet. Orada yaşayan insanların evlerinde ciddi sıkıntılar olur. Patlatmalar usulüne uygun yapılmaz. Patlatmanın şeklinden başlayarak ocak içindeki yolların tozu oluşturmayacağı şekilde yapılandırılması. Kırma işlemlerinin kapalı sistemlerde ve toz indirgeme sistemleri içerisinde yapılması. Yani çevrede yaşayanlara, doğaya zarar vermeyecek şekilde yapılacak. Ve bir taş ocağına bugün baktığınız zaman durumu ne olursa olsun, nasıl taş alınıp işletileceği ve sonunda varacağı yolun bir planı olacak. Ve o plana uygun patlatma ve taş alma işlemi yapılacak. Ve sizin o ocaktan toplamda ne kadar taş alabileceğinizin bir planı ve limiti olacak. O taş alma işlemi bittiğinde otomatikman rehabilitasyon projesi bitmiş olacak. Biz, ben bakanlığa geldikten sonra ilk kez bir taş ocağını bitirerek, rezervlerini bitirerek rehabilitasyon çalışmasını başlattık. Erenköy'de, Erenköy ve Kumyalı'daki balıkçı barınakları için gerekli malzeme oradan alınıyor, alınacak, bitecek ve ondan sonra o bölge tamamen rehabilite ederek doğaya geri kazandırılacak. Bunun projesi yapılmıştır, onaylanmıştır. Şu anda fiiliyatta, uygulamadadır. Peki Sayın Bakanım, sizin bu kaç tane taş ocağımız var? Şimdi 50'nin üzerinde taş ya da ona benzer, işte mozaiktir, şudur budur, evet, alınan ocak var. En büyük sıkıntıyı yaratanlar agrega dedikleri kum çakıl alınan taş ocaklarıdır. Kimdir aktif bunun? 16 tanedir sanırım. Aktif. Kimdir bunun izin merciği? İzin merciği Jeoloji Maden Dairesi, yani bana bağlı. Benim bakanlığıma bağlı. Hı. İşte o yüzden izin merciğinin izin koşullarını değiştiriyoruz aylardır çalışarak. Peki. Ve önümüzde problem yaşamayalım diye aylar önce ben Bakanlar Kurulu'ndan bir karar geçirdim. Taş ocağı izni bitenlerin yenilenmesini 31 Mayıs 2015'e kadar uzatma. Daha ileri tarihe uzatmıyoruz şu anda. Niye? Çünkü oyunun kurallarını değiştireceğiz. Artık herkes üzerine düşen sorumluluğu yapacak. Diyelim ki bir taş ocağı
taşları alır alır alır, ondan sonra ben battım der veya ben bıraktım bu işte oynamam der. Doğayı da öyle bırakır. Her gelen herkes şikayetçi. Dağların görüntüsüne bakın. Çevreye verdiği zarara bakın. Teminat mektupları alacağız bundan sonra. Teminat mektubu niye? Rehabilitasyon programını yapacak diye. Yapmazsa o teminat mektubuna el konulacak. Devlet olarak biz yapacağız. Yani devletin ve vatandaşın hakkı olan doğal kaynakları bu ülkenin ihtiyacı için belirli özel şahıslara alın, buraları işletin de devletin hem siz kazanın hem devletin bu toplumun ihtiyacı olan taşı üretin, çakılı üretin diyeceğiz. Onu kullanacaklar. Ondan sonra devlete karşı, topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeyeceğiz. Böyle bir şey olamaz. Peki bu izin koşullarını değiştirdiniz. Bakanlar Kurulu'na sunmak zorunda mısınız bunu? Kesinlikle. Bakanlar Kurulu'ndan onaylanmak zorunda. Çünkü bir önceki kriterler de Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Evet. Onun ne, değişmesi için Bakanlar Kurulu'ndan yetki istenir. Ne zaman sunacaksınız? Herhalde bir hafta içinde sunarım. Olmadı bir sonraki hafta. Yani şey önerge... Bu ayın sonuna kadar bu iş olur mu diyorsunuz? Ben önergemi sunacağım. Geçer geçmez tabii ki Bakanlar Kurulu takdiri. Peki geçmemesi için size göre bir neden yok belli ki. Bunu da geçmemesi kamuoyundan çıkmayacak mısınız? Bana göre... Kimilerin red verdiğini Bakanlar Kurulu'nda olası. Yani bu çok doğru bir yöntem değil. Ama ben bu kadar haklı gerekçenin, bırakın sokaktan geçen her vatandaşın, bütün sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Birliği'nin, dünyanın şikayet ettiği konudur. Bizim beş parmak dağlarımız, taş ocaklarımız. Tamam da yani bakın. Bunun iyi hale getirmek için atacağımız adımlara karşı çıkacak bir Bakanlar Kurulu ben görmüyorum karşımda. Yok böyle bir şey. Arkadaşlarım da Bakanlar Kurulu'nda çevreye hassastırlar. Onun için ben onların bu kadar yapıcı ve bilimsel hazırlanmış size göre kriterlere... yapıcı elbette. Belki hükümetlere göre de ama taş ocakları sahiplerine göre veya taş ocaklarından tırnak içerisinde söylüyorum rant elde edenler için çok da yapıcı yaptırımlar değil bunlar. Normlar çerçevesinde evet haklısınız da bizde siyaset bazen yenilebiliyor. Bir takım yapıların karşısında. Bu açıdan bir endişeniz var mı? Şöyle benim sorayım, bir endişem yoktur. Çünkü geçmez doğru diye. Her zaman galip gelir. Eğer doğruyu savunuyorsak savunabileceğimiz çok güçlü bir argüman var elimizde demektir. Evet. O yani çünkü Kıptek aksa ihaleler, jeneratörler falan derken Bakanlar Kurulu'nun çok bir yaptırım uygulayabildiğini veya bu konuda bir karar alabildiğini görmediğim için hani bu noktada da acaba böyle bir şey olabilir mi? Yani bir Bakanlar Kurulu bugün karar alıp atıyorum eylemleri, grevleri dahi engelleyebiliyor kamuya. O da yasaya uygundur. Bakın o da yasaya uygundur. Yani grevi ertelemek tamam yani yasaya işte uygundur. Bunlar borç komitesine gitmeden borçlanabiliyor. Kimseye hiçbir şey olmuyor mantığının gelişmesi ve halk arasında böyle bir algıyla yaşama şeklini de oluşturan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri değil midir? Valla denetleme görevi halkındır. Hepimizindir. Ben bakan olarak yasaları ve uygulamaları elimden geldiğince düzgün bir şekilde yapacağım. Siz medya olarak bunu takip edeceksiniz. Kamuoyu, sivil toplum örgütleri kendilerine ait hassas oldukları tüm konularda doğru bildiklerini yüksek sesle söylemeye devam edecekler. Takipçisi olacaklar. Gelişmiş demokrasilerde sistem böyle çalışıyor. Sorumluluk sahibi kişiler bilerek veya bilmeyerek yanlış yapabilirler. Bunu denetleyen bağımsız, tarafsız basındır, sivil toplum kuruluşlarıdır ve halkın kendisidir. Birey olarak demokrasilerde bu böyle çalışır. Biz KKTC'de hukuk devletini ve demokrasiyi savunuyoruz. Bunun böyle olduğunu kabul ediyoruz. Onun için bizim ülkemizde de sistemin doğru çalışacağına olan inancım tamdır. Evet, CTP ve Demokrat Parti koalisyonuna kaç puan veriyorsunuz Sayın Bakanım? Şimdi benim kaç puan verdiğim önemli değil. Vatandaş, size... sokaktaki vatandaş kaç puan veriyor? Önemli olan odur. Siz kaç puan veriyorsunuz kendi kendinize? Ben kendime hiç puan vermem.
Yalnız kendi içimde bir yaşam ve davranış şeklim var. Her yeni gün bir öncesinden daha başarılı, daha fazla şey yapma azmi ve enerjim var. Odur beni ilgilendiren kısmı. İki siyasi partiyi olarak nasıl uyumlu görüyor musunuz? Valla evlerde karı koca bile her zaman %100 uyum içinde değildir. Koalisyon ortaklarında her konuda uyumluyuz dersek bu sadece kamuoyunu yanıltmış oluruz. Önemli olan az önce söyledim, bu ülkenin gerçek doğruları ve menfaatleri açısından, yasaların uygulanması açısından, kamu yararı açısından beraber miyiz? Doğruları yapma noktasında odur önemli olan. Yoksa her konuda aynı fikirde olmamız mümkün değildir. İki ayrı siyasi parti olmaz. Aynı parti içinde birçok kişi bile bazı konularda farklı görüşlere, taban tabana zıt görüşlere sahip olabiliyor. Bu da demokrasinin zenginliği, çeşitliliğidir. O yüzden ben her konuda eğer kabinedeki arkadaşlarla hemfikirsem bu da bir yanlış var demektir. Farklı fikirler olacak, bu zenginliğimiz olacak, tartışacağız ve ortak payda kamu yararı olacak, doğrular olacak, yasalar olacak. Eğer bu noktada hemfikirsek varsın farklı fikirlerimiz olsun. Tartışalım, doğruyu bulalım. Şeyi gözlemliyoruz. Yani en azından sokaktaki vatandaş şunu gözlemliyor. Mesela işte bu ülkede hayvancı demek, yani hayvancılar demek bir eylem yapıldı biliyorsunuz. Hepimizin hayvancılarıdır. Yani toplumun her katmanının sahiplenebileceği bir üretimdir. Yani mesela bir problem oluyor. Şey işte bize bağlı değil, Tarım Bakanı'nın problemi olur. Ne bileyim işte Başbakan çıkar bir şey. Her bir krizde hükümetin problemi değil, aslında ilgili bakanlığın problemiymiş gibi davranılıyor. Bunu neye bağlarsınız? Mesela atıyorum şimdi, çevre konusunda. Evet. İşte bizimle ilgili değil, Çevre Bakanlığı'yla ilgili. Elbette ki ERK veya denetimler cumhurası yani, olabilir ama hükümetin şöyle, problemi olması gerekmez. Keşke çevreyle ilgili konuların tamamında direksiyon bende olsa. Diğer konularda da söylediğiniz zaman ben cerrahi disiplinden gelen yıllarca profesyonel mesleğim, ortopedistlik yani ameliyat yapan bir branştan geldiğim için son derece rahat olduğum bir çalışma disiplini vardır. Ameliyatı yapan, yani bizde operatör tanımlanan kişidir mutlak hakim olsun ameliyat ortamına. Tabii ki yanındaki ekibin her birinin farklı görevleri vardır ve tabii ki ameliyatın seyri hakkında da yorum yapabilirler. Ama karar, ameliyat esnasında karar merci, uygulayıcı operatördür. Bir uçağı uçurursunuz, pilotu vardır, kopilotu vardır, uçuş ekibi vardır. Ama herkesin görev yetki sorumluluğu ayrıdır. Bu uçağı hep beraber uçurursunuz, herkes her şeye karışsın, o uçak düşer. Evet. Yani bakanlıklarda da tabii ki hükümet bir bütündür. Ana politikaları belirlemede mutlaka tartışılıp ortak sorumluluk, ortak karar, ortak yol haritasının çıkması gerekir. Ama her bakanın kendi görev yetki sorumlulukları içerisinde kendi alanları vardır. Ve o alanlarda politikayı üretmek, yürütmek ona aittir. Ama bakanlar kuruluna birçok projesi gelir, onay alır ve geri gider. Bakın ben size ne diyorum? Taş ocaklarını rehabilite etmek, düzenlemek benim görevim. Ama ben bunu hazırlayınca bakanlar kuruluna götüreceğim. İşte teamwork. Genel konsensüsün kararını alıp da devam edeceğim. Ama bu çalışmayı yapan benim. Bunu ben yapacağım. Başka bir bakanlık yapamaz. İşte zaman zaman bahsettiğim odur. Yani hükümetlerin bir bütün olarak yapılan çalışmalarda eğer toplum yararına, ülke yararınaysa ve gelecek nesiller için bunun gibi çalışmalara belki de sahip çıkmak lazım. Hani ağacımızdır, çevremizdir, doğamızdır, temiz havamızdır, düzenli düzgün beslenmemizdir, güvenli gıdadır. Bütün bunlarda herkesin bir hükümet politikası olması gerekiyor. Evet, ilgili bakanlık çalışma yapar ama bir endişe olmaması gerekiyor. Ben yaptım ama olmamalı diyorum. Şimdi hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Artık hükümetler şikayet söyleme yeri değil. Hükümetler icraat yapma yeridir. Ve dolayısıyla
kabinede olan bir bakan olarak bu ülkenin gidişinde benim ilgili bakanlığım olmasa da sorumluluk noktam vardır. Sorumluluk sahibiyim ve bu sorumluluktan kaçamam. Evet, dolayısıyla hekimliğin getirdiği o hassasiyet de var herhalde insan hayatına önem vermek açısından. Tabii ki bunları işte Bakanlar Kurulu'nda tartışıyoruz. Birçok konuda da uzlaşabiliyoruz. %100 uyum hiçbir yerde yok. Peki. Efendim son olarak neler söylemek ister? Sizi yavaş yavaş meclise uğurlayalım. Bugün meclis yok. Ya pardon. Perşembe. Onu kurtardık. Bizim gündemimizde pek seçim yok. Halkın sorunları ve başbakanlığı meclis başkanının gündeminde seçim olduğu için bu ara parlamentoda çok toplanamıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Konu açılmışken onu da soralım. Şimdi bence seçim var diye yürütme durumu bence ya, yasama hiçbir şeyi başka yapıyor gibi yapmayalım. Yani bugün meclis açılsa meclis açılmış olmak için açılacaktı. Evet. Dolayısıyla hiç kimsenin aklı da enerjisi de mecliste olmayacaktı. Belki de toplanamayacaktı. Dolayısıyla seçim arifesinde bir günlüğüne bunun ertelenmesi çok böyle olumsuz bir nokta değil. Eğer geriye kalan günlerde hakkını verebiliyorsak, bunu telafi edecek çalışmalar yapabiliyorsak bir gün çalışmamanın bir manası yoktur. Farz edin ki bir resmi tatil gününe geldi ve ertelendi. Öğleden geldi. Olabiliyor bunlar. Ama önemli olan geriye kalan dönemde hangi hassasiyette, hangi yoğunlukta, hangi verimlilikte çalışıyor olmamızdır. Efendim son dakikalık bir sorumuz var size, hemen izleyicimizi kırmayalım, onu da soralım. Çiğdem Hanım, sorar mısınız, Karpaz'ın hür eşekleri her gün çoluk çocuğumuzun rızkını yiyorlar. Bu konuyla ilgili ne yapmayı düşünüyor Sayın Bakan? Sayın Bakan o konuyla ilgili epey şey yaptı. Kamuoyuyla çalış, yani teşekkür ederim önce. Doğrudur söylediği. Ama bizler değişik yöntemler kullanarak eşekleri bariyerlerin arkasına toplamak için çalışmalar yapıyoruz. Yalnız benim buradan bir çağrım var. Hiç kimse tabii ki bir yanlışı üstlenmiyor. Ama ortada da bir gerçek var. Biz eşekleri yakalayıp bariyerlerin arkasına koyuyoruz. Nasıl kapıları yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kilit koyuyoruz. Nasıl bir tesadüfse gecede 2-3 kez kilitler kırılarak açılıyor. Ve bizim bariyerlerin arkasına geçirdiğimiz eşekler geri geliyor. Dışarıya. Dolayısıyla o bölge insanının da bizlere yardımcı olması gerektiğinin altını çizerek defalarca Çevre Koruma Dairesi'nin başta müdürü, zaman zaman müsteşarım, birkaç kez ben bölgeye giderek kahvelerde veya muhtarlarla yaptıkları toplantılarda destek ve yardım çağrısı yapıyoruz. İşbirliği halinde, yani bölge insanı şikayetçi mi? Evet, %100 şikayetçidir. Sorundan en çok etkilenen bölge insanıdır. O zaman işbirliği içinde hep beraber konuya sahip çıkacağız. Bizlere yardımcı olacaklar. Birileri açıyorsa, eğer avcılar açıyorsa onu ihbar edecektir, ona ceza. Eğer hayvancılar kırarak içeriye otlatmaya götürüyorlarsa ve kapıları o yüzden açık bırakmak istiyorlar, o konuda kendi iç denetimlerini yapacaklar. Biz 10 kez de kapıya kilit vursak bir sorun oluyor. O kapılarla ilgili ızgaralar yapma vesaire ile ilgili çalışmalar var. Bunu mutlaka 40 yılı aşkın süredir devam eden bu sorunu mutlaka ve mutlaka çözeceğiz. Bölge polisi ama devreye gelmiyor mu? Böyle bir problem var mı halde? Vallahi yani eğer birileri bir suç işleyecekse Lefkoşa sokaklarında 100 tane de polis devreye geçse bir gece atlatırsın, 2 gece, 3. gece yapar yapacağını. Yani niyettir önemli olan. Ben diyorum ki bölge insanıyla işbirliği halinde, çünkü en çok etkilenen onlardır. En çok şikayetçi olan onlardır. En çok zarar gören onlardır. Gelsinler. Bizim niyetimiz iyidir, samimidir. Bilimsel çalışmalar yapmaya çalıştık biz. Havada uçurulan helikopterler var. Kameralar var üzerlerinde. Küçük, insansız. Onlarla bölgede keşif uçuşları yaptırıp
hem eşeklerin popülasyonunu, sayısını bulmaya çalışıyoruz. Hem de hangi bölgelerde yoğun, çünkü kabile kabile yaşıyor eşekler. Onları tespit etmeye çalışıyoruz. Bu bile eleştiriliyor. O zaman nasıl yapacağız bu işleri? Doğru yöntemle tespit edeceğiz, sayılarını bileceğiz ve bunların içeriye alınması için yöntemler geliştiriyoruz. Ama bunu beraber yapmamız lazım ve herkesin konuya ve sonucuna sahip çıkması lazım. Ben yapacaktım, sen yapacaktın kavgası değil bu. Gelin diyorum, haklı bir şikayet, haklı bir serzeniş. Gelin beraber çözelim bu işi diyorum. Biz yapmaya hazırız. Evet, peki çok teşekkür ediyorum size. Bize zaman ayırdığınız için. Son mesaj. Son mesajını unutmadım. Son mesajı da alalım. Buyurun. Öncelikle önümüzde bugün Perşembe 3 günümüz var. 3 gün sonra seçim. Şimdiden seçim sonuçlarının tüm Kakadeci halkına hayırlı olmasını dilerim. Benim bir çağrım var. Herkesi oy kullanmaya, en demokratik ve vazgeçilmez hakkı olan oy kullanmaya sahip çıkmasını ve sandığa gidip oyunu kullanmasını boykot edilmesini diyorsunuz. Kesinlikle. İradenizi boykot. Çünkü sandıkta iradenizi belli etmezseniz doğan sonucu eleştirmeye hakkınız olmaz. Herkes üzerine düşeni kendi hür, demokratik düşüncesiyle kendi inançları, inandığı adayın arkasında gidip oyunu versin. Ve KKTC'nin geleceğini, hepimizin geleceğini tesadüflere değil, kendi halkımızın inançları ve iradesini sandığa yansıtsın. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi diğer hiçbir seçime benzemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanlığı ve dolayısıyla doğal olarak masadaki görüşmeci sıfatını alacak. Dünya nezdinde ve bu da masada bizlerin nasıl temsil edileceğini, haklarımızın nasıl korunacağının altını çizilmesinde mutlaka belirleyici rol oynayacaktır. Masada kimin oturulacağını belirlemek bizim elimizdedir. O hakkımızı doğru kullanalım. Peki, çok teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için değerli izleyenler. Bugün içinde birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Stüdyomuzu ise meteoroloji editörümüz Sayın Fehmi Oktay'a bırakacağız. Ve o da bize artık hafta sonuna doğru hava durumunun yurtta ve dünyada nasıl olacağını belirtecek. İstanbul güneşliymiş bu arada Fehmi Bey, gelen mesajlardan onu gördüm, size iletmemi istediler. İngiltere'de biraz yağmurluymuş, kapalıymış hava, değil miymiş? Bilmiyorum, bana gelen mesaj öyle. Şimdi herhalde o bölge kapalı. Başınıza yağacak demedik ki. Efendim, yarın sabah güne merhaba demek için 7.30'da burada olacağız. Yarınki stüdyo konuğumuz da Milli Eğitim Bakanı Sayın Özdemir Berova olacak. Görüşmek umuduyla, hoşçakalın.